Selamlar güzel tayfam. Bugün seninle 22. gündeyiz. Yani 22 sabah seninle birlikte oturduk sorumuzu çözdük. Peki bugün ne çözeceğiz? Hadi bakalım. Bugün de güzel bir sayı sorusu gelmiş. Aslında buna benzer sorulardan çok sorduk ama ve lakin bunu da bileceksin. Çünkü mantık olarak mantığı kavradığında ne tür soru gelirse gelsin senin için hiç zor olmayacaktır. Hadi başlayalım. Bir sayı doğrusu üzerindeki sıfır noktasında bulunan çekirge her n pozitif tam sayısı için en ince adımda bulunduğu noktadan ileriye veya geriye doğru n birim hareket ediyor. Yani ne demek hocam? Özellikle ÖSYM'nin çok sevdiği cümleler en ince adımı kullanarak burada senin yapman gerekenleri, yapman gereken şeyi senin bulmanı istiyor. Yani hocam, her n pozitif tam sayısı için bunun anlamı en yerine bir yazdığında bir pozitif tam sayısı için birinci adım demekmiş. Ne kadar ilerliyor? 1 Bir birim ilerliyor. Ne gördüğün yere 2 yazdığında bu ne oluyor? İkinci adım oluyor. Dolayısıyla ne kadar ilerliyor? 2 birim ilerliyor. Bir tane daha gösterin. Ne eşittir 3 Üç olduğunda 3. adımdan bahsediyoruz. Ne kadar ilerliyoruz? 3 birim ilerliyoruz. Mantığı anladığımızı düşünüyorum. Peki neymiş sorunun devamında? Bu çekirge en az kaçıncı adımda 50 noktasına ulaşabilir? Bak güzel tayfam. Diyeceksin ki bu birinci adımı attığında kesinlikle bir adım ilerleyecek. Alternatifi yok. İkinci adım attığında iki ilerleyecek. Üçüncü adımı attığında üç ilerleyecek. Hocam iyi de soruda diyor ki ileriye ve geriye. Dur bekleyelim. Dördüncü adımı sürekli ilerle atarsam en az adımı bulabilirim. Ama her zaman ileri atamayabilirim. Niye? Çünkü hep ileri gittiğimde 50. noktaya gelemeyebilirim. Örnek vereyim. Mesela Birinci adımda bir attı, ikinci adımda iki attı, üçüncü adımda 3 attı, dördüncü adımda dört attı. Kaçıncı noktaya geldi? On. Dokuza gelme ihtimali şu an olmadığını göreceksin. Dolayısıyla demek ki elliye gelemeyebilir. Bir kısmını geriye atacak, bir kısmını ileriye atacak. Peki hocam nereye kadar? Dördüncü adımda dördü. Dolayısıyla böyle nokta nokta en ince adımda N tane birim ilerledim. Birinci adımda bir ilerledim. ikinci adımda iki. Üçüncü adımda üç. Dördüncü de dört. En ince adımda en ilerledim. Toplamlarının ne olmasını istiyorum? 50. Peki bunların toplamının 50 yapıp yapmadığına bakıyorum. N çarpı N artı 1 bölü 2 eşit midir? 50'ye. Bakalım 50'ye eşit mi? Böyle bir sayı var mı? Önce onu düşünelim. 10 demiş olsam 10 çarpı 11 bölü 2'den 55. En eşittir 10 olduğunda sonuç ne çıktı? 55 çıktı. He, demek ki olmuyor. Daha da küçülsem hocam en yerine 9 verin bakalım. 9 verdiğimde ne yapar? 9 çarpı 10 bölü 2'den 45 yaptı. Demek ki hiçbir zaman 50'ye ulaşamadık. E ne yapacağız biliyor musunuz? Burada şunu yapacağız. Bir kısmında geriye gideceğiz. Sonra onu tekrar ileri götüreceğiz. Nasıl yani hocam? Şöyle düşünün. 50'yi tamamlayacak hangi birimde gittim bilmiyorum. Diyorum ki... K'nıncı adımda her zaman ileri gidiyordum ya. Bu sefer geriye gittim. Dolayısıyla eksi K. Unutma K kadar geriye gittim. Aynı zamanda ben dolayısıyla bak buradaki K'yı ne yapmışım? Hep ileri götürmüştüm değil mi? Dolayısıyla 1K çıkardım. Tekrar o K'yı ilerletmek için işlemden ne yapıyorum? 2K kadar birim çıkartıyorum. Bak burada anlaşılmayacak tek cümle buydu. 2K neden çıkartıyoruz hocam? Siz normalde K kadar geri gittiniz. Neden 2K çıkardınız? Burayı iyi dinleyiniz sevgili gençler. Sebebini söylüyorum. Normalde ben bir ifadeye örneğin 4 sayısını eklediğimde ben 4'ü çıkardığımda hem çıkardığım 4'ten dolayı 4'ü çıkarmış oluyorum. Hem de toplamdan 4'ü ne yapıyorum çıkartıyorum. Örnek vereyim mi? Mesela 1 artı 2 artı 3 artı 4 sayısı normalde toplam olarak ne yapardı? 10 yapardı. Bütün toplamın 10 yaptığına dikkat et. Bütün toplam 10. Ben ne yapıyorum? 4'ü artı 4 yerine ne yapıyorum? Eksi 4 yapıyorum. Bak. Artı 4 yerine eksi 4 yapıyorum. Ne oldu cevabımız? 6'dan 4 çıktı 2. Oysa ki ben artı +4 yaptığımda bir defa 4'ü çıkartırsam 6 olmalıydı. 2 defa 4'ü çıkartırsam kaç kalıyor? 2 kalıyor. Bu da ÖSYM'nin bir sorusu vardı aslında. Küp e, böyle bir kare kutu içerisinde vardı bu işlem. Unutmayın. Bir şeye ekledikten sonra o ifadenin işaretini değiştiriyorsanız hem kendisinden dolayı 4'ü eksiltmiş oluyorsunuz hem de çıkarma işleminden dolayı 4'ü eksilttiğiniz için 2 tane aynı ifadeyi çıkartıyorsunuz. Ümit ediyorum bunu anlatabildim. Peki devam ediyorum. Gönderenin bu ifadeyi karşıya. İçler dışlar çarpımındaki 2'yi çarptığımda n çarpı n artı 1 eşittir. Paydadaki 2'yi çarpacağım. 100 artı 4k gibi bir ifade yaptı. Peki benden istediği şey neydi? 100'den daha fazla olan k değerini bul diyor aslında. En yerine 10 koyduğumuzda bakalım oluyor mu? 10 çarpı 11 eşittir 100 artı 4k. Burada dikkat, toplam ne yaptı? 110 yaptı. 110 eşittir buradaki ifade 100 artı 4k'dan buna 10 kaldı. E, K sayısı bunlarda neydi? Basamak değil miydi? 3. adım, 5. adım vesaire dedim. Dolayısıyla rasyonel çıkamaz. He, en 10 değil. En yerine 11 koyduğumuzda en eşittir 11 olduğunda, 11 çarpı 12 eşittir 100 artı 4k yapacaktır. E, burası 132 yaptı. 132'nin yüzünü çıkartırsan buraya ne kalacaktır? 32 kalacaktır. Her iki tarafı 4'e böldüğümde k eşittir 8 yapacaktır. Yani soruyu şöyle sorsaydı yine bunun da cevabını bulabilirdik. Derdi ki adam 50. noktaya geldiğinde hangi adımda geriye dönmüştür? Hangi adımda geriye döndük? Kanıncı. Yani hocam 8. adımda geriye dönmüş olduk. Ama bize neyi soruyor? Kaçıncı adımda 50 noktasına ulaşır. En yerine ne verdik? 11 verdik. Dolayısıyla en yerine 11 verdiğim için 11. adımda ne yapmış oldum? 50'ye ulaşmış oldum. En az dediği için. Yoksa geriye birkaç defa daha götür, sonra ileride getirebilirdim. Ama bizden istediği şey 50'ye en az adımda dediği için bir tane geriye mecburen gittim. Çünkü sürekli ileriye gittiğimde 50'yi bulamadım. Bir defa geriye gittim. Sonrasında 50'ye tamamlayacak bir sarıyla sonuca ulaşmış oldum. Ümit ediyorum bunu anlamışsındır. İnanılmaz güzel bir soru. Hakikaten çok güzel bir soru. ÖSYM varimi Bence ÖSYM varı. Aslında sen de bunu çok rahat yaparsın güzel tayfam. Aman ha ne kaldı elimizde? 23. gün geldi. 23. gün kaldı diyelim. 23. günde sabahleyin seninle yine burada aynı saatte buluşmak dileğiyle. Şimdilik sana iyi günler diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşça Hoşçakal.